Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnının merserize koton ipleri hazırladığım yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz şahane bir model tarifi paylaşacağım. Hemen istiyorum ki şöyle modeli yakından sizlere göstereyim. Bakar mısınız? Fıstıklı, böyle kafeslerden, filelerden oluşan çok güzel bir örnek. Hemen arka tarafına da bakalım. Arka tarafı da bu şekilde çok zarif bir örnek. Ben burada fuşya pembe ile çalıştım örneğimi, ama sizlere açık bir renkte modelimizi tarif edeceğim. Açık renkte model kendini daha çok gösterdi. Bakın, böyle açık renklerle model daha belirgin halde. Bu da gerçekten bu renkte bu modele çok yakıştı. Sizler dilediğiniz renklerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Bu örneği nerelerde kullanabiliriz? Yazlık bluzlarda, hırkalarda, yeleklerde, süveterlerde, yani bütün giysi çalışmalarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta böyle bu modelle runnerlar, suplalar hazırlayabilirsiniz. Kırlentler yapabilirsiniz, şallar hazırlayabilirsiniz. Hatta çanta yapımında dahi kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok zarif bir örnek. Çok da keyifli bir yapımı var. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Modelimizi sizlere tarif etmek için spagetti yarnının merserize koton ipliğini kullanacağım. Dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. Burada zincir saymakla hiç uğraşmayabilirsiniz. Direkt zincirlerinizi çeker, trabzanlarınızı sayabilirsiniz. Burada bizim için önemli olan trabzan sayısı. Burada modelimiz 4 artı 4 artı 4 şeklinde trabzanların üzerine kuruluyor. Şimdi şöyle, isterseniz zincirlerinizi sayabilirsiniz 4'ün katları şeklinde. Bakın, burada şöyle ben hiç saymadan nasıl yaptığımı hızlı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bir miktar ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Fazla fazla çekin artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek çıkartabilirsiniz. Burada bir miktar zinciri çektikten sonra tığımızın başına doluyoruz ve baştaki 1, 2, 3 zinciri bırakıp 4. zincirin içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var, doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Bu baştaki 3 zinciri de bir trabzan kabul edeceğiz. Doluyoruz. Bir diğer zincirin içerisine batıp ikili trabzan. Doluyoruz. Bir diğer zincirin içerisine batıp ikili trabzan. Bu aşamada eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi bakın, bizim için önemli olan buradaki elde edeceğimiz trabzan sayısının 4'ün katları şeklinde olmalı. 4'ün katı ne demek? 1, 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3, 4 şeklinde, yani 4 artı 4 şeklinde trabzanlarımızı elde ediyoruz. Burada bakın, 4'ün katları şeklinde trabzanlarımı örüp hazırladım. Şimdi küçük bir örnekle tarif edeceğim için bu kadar trabzan benim için yeterli. Şimdi 1, 2, 3 zincirli örgümüzü çeviriyoruz. 3 zincirle yukarı çıktık. Her defasında 3 zincirle yukarı çıkacağız. Doluyoruz. Baştaki boşluktan sayıyoruz. İlk baştaki boşluktan 1, 2 boşluk atlayıp 3. boşluğa batıp ikili trabzan örüyoruz. 3 zincirden sonra 3. boşluğa ikili trabzan. 2 zincirimizi çekip tığımızın başına doluyoruz ve aynı boşluğun içerisine gelerek ikili trabzan örüyoruz. Bakın, burada bir üçgen oluşturmuş olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir. 1, 2 boşluk atlayıp 3. boşluğa direkt batıp sık iğne. 1, 2, 3 zincir, doluyoruz. 1, 2, 3. boşluğa ikili trabzan. 2 zincir, aynı boşluğa tekrar ikili trabzan. Bakın, file noktaları 2 tane, bir tane de üçgen noktamız var. 1, 2, 3 zincir, 1, 2, 3. boşluğa direkt sık iğne. 1, 2, 3 zincir, doluyoruz. 1, 2 boşluk bırakıp 3. boşluğa ikili trabzan. 2 zincir, dolayarak aynı boşluğun içerisine tekrar ikili trabzanlar örüyoruz. Bakın, file noktalarını bu şekilde oluşturacağız. Bu sırada biraz böyle yani örgü açılıyormuş gibi olabilir, volanlanabilir. Bu istediğimiz bir şey, bu problem değil. Devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir. Hemen 1, 2 boşluk bırakıp 3. boşluğa batıyoruz. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir, doluyoruz. 1, 2 boşluk bırakıp 3. boşluğa ikili trabzan. 2 zincir, doluyoruz. Aynı boşluğun içerisine
ikili trabzan. Bakın bu kenardaki, bu sıradaki son üçgeni yaptık. 1, 2, 3, 4 tane model. Şimdi bizim için yeterli. Burada ne yapacağız? Bu trabzandan sonra direkt tığımızın başına doluyoruz. Ve 1, 2, 3. boşluk. Bakın zincirin olduğu noktaya denk geliyor. Hemen şöyle zincirin içerisine batıp direkt ikili trabzan örüyoruz. Arada hiç zincir yok. Bitişi böyle yapıyoruz. Bakın başlangıçtaki gibi aslında 3 zincir. Direkt üçgenle başladık. Burada da yine aynı işlemi uyguladık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Her defasında 3 zincirle yukarı çıkıyoruz demiştik. Doluyoruz. Şimdi artık sadece üçgenlerin içerisine fıstık çalışacağız. 3 zincirden sonra doluyorum. Üçgenin yani 2 zincirlik boşluğun içerisine gelerek ilmek uzatıyorum. Bu birinci ilmeğim. Doluyorum. Aynı boşluğa batıp ikinci kez ilmeğimi uzatıyorum. Doladım. Aynı boşluğa gelip üçüncü kez ilmeğimi uzatıyorum. Ve şimdi bu üç ilmeği, buradaki olan bütün ilmekleri tek seferde topluyorum. Ve 1, 2 zincir çekiyorum. Doladım. Aynı boşluğa gelip ikinci fıstığı yapıyorum. 1, 2, 3. 3 kez ilmeğimi uzattım. Sizler bu sayıyı azaltabilir, artırabilirsiniz. Ne kadar dolgunluğunu, yani daha yoğun isterseniz 4 kez de uzatabilirsiniz ilmeklerinizi. Doluyorum ve tek seferde topladıktan sonra 1, 2 zincir çekip tığımızın başına doluyoruz ve 3. fıstığımızı da yapmak için aynı boşluğu kullanıyoruz. Şimdi aynı boşluğa gelip 1, 2, 3 kez ilmeğimizi uzattık. Doluyoruz ve hepsini tek seferde toplayarak 1, 2 zincir çekiyoruz. Bakın üçlü fıstığımızı bu şekilde yaptık. Doluyoruz. Bakın aradaki iki fileyi geçip direkt üçgenin içerisine, yani 2 zincirlik boşluğun içerisine geliyoruz. Hemen fıstıklarımızı dolduruyoruz ilmekleri uzatarak. 1, 2 ve 3. İlmekleri tek seferde topluyoruz. 1, 2 zinciri çekip ikinci fıstığa geçiyoruz. 1, 2, 3. Tek seferde topladık. 1, 2 zincir. Aynı boşluğa 3. fıstığımızı yapıyoruz. Sonra tekrar 2 zincir. Bakın üçlü fıstığımızı bu şekilde çalışmış olduk. Şimdi devam edeceğiz. Kalan 2 üçgenin içerisine de aynı işlemi uygulayarak sıra sonunda bitişi ve başlangıcı sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın sıramızın sonuna geldik. Şimdi bakın örgü toparlanmış oldu. Son 3 tane fıstığımızı örüp 2 zincirimizi çektik. Burada fıstığı kapattığımızdaki işlemin aynısını yapıp tığımızın direkt başına doluyoruz. Ve buradaki 3 zincirimiz var. Trabzandan sonra gelen 3. zincirin içerisine batıp ikili trabzanla sıramızı tamamlıyoruz. Bakın trabzanla sıramızı bitirdik. Fıstıklı sıra bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi kutu sırasına geçeceğiz. Bunun için yine 1, 2, 3 zincir. Bakın 3 zincirler hiç değişmiyor. Doluyoruz. 3 zincirden sonra tığımızın başına doladıktan sonra hemen şu ilk fıstıkla ikinci fıstığın arasındaki zincirli boşluğa batıyoruz. Bakın şu arayı kullanmıyoruz. Buradaki birinci ve ikinci fıstığın arasındaki 3 zincirden sonra bu boşluğa batıp ikili trabzan örüyoruz. Bitiş ve başlangıç önemli modelin tam oturması için. Bir zincir çekiyoruz, doladık. Hemen bir diğer iki fıstık arasındaki boşluğa batıp direkt ikili trabzan örüyoruz. Bir zincir doluyoruz. Şimdi üçlü fıstıklar arasındaki geniş boşluğa batıp bir trabzan, bir zincir. Bakın şöyle göstermek istiyorum nerelere battık. Net bir şekilde görülsün. Bir zincirimizi çekiyoruz. Tekrar fıstıkların arasındaki boşluğa batıyoruz. İkili trabzan, bir zincir. Tekrar fıstık arasındaki boşluğa batıp bir trabzan, bir zincir. Şimdi ara boşluğa batıyoruz. Trabzanlar arasındaki, fıstıklar arasındaki, üç fıstıklar arasındaki geniş boşluğa batıp trabzan. Bakın bu şekilde bir zincir trabzan örerek sıra sonuna kadar geleceğiz. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Bir zincir trabzan. Her bir boşluğa bu şekilde trabzanlarımızı örüyoruz. Sıra bitişi önemli. Bakın son iki fıstık arasındaki boşluğa da batıyoruz. Yine burada bir zincir çekip, bakın bir zinciri atlamıyoruz bu noktada. 3 zincirlik boşluğumuz vardı. 3. zincirin içerisine batıp ikili trabzan örüyoruz. Şimdi tekrar trabzanlı sıraya döneceğiz. Bakın model trabzan, file sırası, fıstıklı sıra, kutu sırası. Yani 1, 2, 3, 4 sıradan oluşuyor. Şimdi bu 4 sıra sürekli kendini tekrar edecek. Ama şuradaki trabzanlı sıraya nasıl geçiyoruz? Burayı göstermekte fayda var. 1,
2 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Doladık. Şimdi bir zincirlik gelen boşluğa batıp ikili trabzan örüyoruz. Doladık. Trabzan üzerine trabzan örüyoruz. Doladık. Bir zincirlik boşluğa ikili trabzan. Trabzan üzerine trabzan. Bakın. Bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar ilerleyelim. Trabzanlarımızı örelim. Bir zincirlik boşlukları ve trabzanlar üzerine. Şurada bitişte bir püf nokta var. Hemen bunu sizlerle paylaşalım. Bakın sıramızın sonuna geldik. Şimdi burada önemli bir bitiş noktası var. Eğer bu bitişi doğru yapmazsak, yine ilk baştaki trabzan sayılarını elde etmezsek bir sonraki sırayı burada oturtamayız. Modeli oturtamayız. Örnek eksik ya da fazla gelmiş olur. Buna dikkat etmek gerekiyor. Buradaki bitiş önemli. Şimdi bakın bir zincirlik boşluğa trabzanımızı ördük. Doluyoruz. Trabzan üzerine trabzanımızı örüyoruz. Sonra bizi 3 zincir karşılıyor. Bakın böyle kutu boşluğu gibi duruyor. Ama burada ne yapıyoruz? Trabzandan sonra gelen üçüncü zincirin içerisine batıp ikili trabzan örüyoruz ve bakın farklı başka bir işlem yapmıyoruz. Burada bitirdik. Şimdi burada trabzanları saydığınız zaman ilk baştaki elde ettiğiniz trabzan sayısıyla örneğiniz aynı olmalı. Bakın eğer doğru çalışmışsanız eğer sayılarınızı buradaki elde etmiş olduğunuz trabzan sayısıyla buradaki trabzan sayısı aynı olmalı. Şimdi bakın trabzan sayısını yaptık. Sonra file fıstık kutu sırası gelecek. Böyle bu sıralar kendini hep tekrar ederek model oluşmuş olacak. Şimdi istiyorum ki başlangıcı bir kez daha gösterelim. 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Bakın ikinci sırada ne yapıyorduk? Doluyorduk. 1, 2 boşluk bırakıyoruz en baştan. 1, 2 boşluk bırakıp 3. boşluğa batarak ikili trabzan örüyorduk. Sonra 2 zincir aynı boşluğa gelip üçgenimizi oluşturuyorduk. Sonra 1, 2, 3 zincir çekip 1, 2 boşluk bırakıp 3. boşluğa batıp filemizi oluşturuyorduk. Bakın. Yani şuradaki file sırasını birebir aynı şekilde tekrar etmiş oluyoruz. Bakın örneğin tarifi bu kadar kolay ve keyifli. Şöyle göstermek istiyorum yakından da. Tarifimiz de bu şekildeydi. Bakın şöyle büyük örnekte de sıra kendini nasıl tekrar etmiş bir kez daha yakından paylaşalım. Bakın trabzan, file, fıstıklar ve kutu sırası bu 4 sıra sürekli kendini tekrar ederek en sonunda trabzanlı sırayla modelimizi tamamlamış oluyoruz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.